Merhaba arkadaşlar, benim adım Doğan Elbahar. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü doktora öğrencisi ve araştırma görevlisiyim. Bu videoda sizinle en küçük kareler yöntemini tartışmak istiyorum. En küçük kareler yöntemi, aşırı belirli, İngilizce overdetermined sistemlerin incelenmesinde dünyada en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Önce aşırı belirli ne demek, ondan bahsetmeye çalışayım. Bir örnekle arz etmeye çalışayım. Bir doğrumuz olduğunu varsayalım. Doğruyu belirtmek için iki nokta gereklidir. İki nokta aynı zamanda yeterlidir. Gereklidir ve yeterlidir. Ancak elinizde ikiden fazla sayıda nokta varsa, 3, 5, 8 sayıda gibi sayıda nokta varsa, o zaman bu noktaları ifade etmek için, temsil etmek için kesin bir doğru çizemiyoruz. Bir tür en uygunluk kriteri belirlememiz lazım. En uygun doğruyu bulmamız lazım. İşte en küçük kareler yöntemi bize bu en uygunluk kriterini söylüyor. En küçük kareler yöntemine göre en uygunluk kriteri şöyle tanımlanıyor. Data noktaları ile eğrinizin bağımlı değişkenleri arasındaki farkların karelerinin toplamı minimum olmalıdır. Karışık uzun bir laf biliyorum ama bunu basitleştireceğim sizin için merak etmeyin. Bir örnek üzerinde detaylı olarak bunu konuşacağız. Bir tekrarlayayım. Data noktaları ile eğrinizin bağımlı değişkenleri arasındaki farkların karelerinin toplamı minimum olmalıdır. Burada tabii eğri dedik. Biz doğru örneği üzerinden konuşacağız. Bunu herhangi bir eğriye genelleştirebilirsiniz. Bu yöntem yine aynı şekilde geçerlidir. Şunu vurgulamak istiyorum örnek üzerinde konuşmaya başlamadan önce. Bu yöntem size eğrinin çeşidini söylemez. Yani belli bir sayıda data noktanız var. Bir doğruyla mı temsil etmek istiyorsunuz, bir parabolle mi temsil etmek istiyorsunuz, üstel bir fonksiyonla mı temsil etmek istiyorsunuz? Hangi fonksiyonu seçmeniz gerektiğini size bu metot söylemiyor. Bu metot size o seçtiğiniz fonksiyonu en uygun hale getiriyor. Yani eğer bir doğru seçmişseniz doğrunun eğimini söylüyor, doğrunun yüksekliğini söylüyor. Bir parabol seçmişseniz parabolün yayvanlığını söylüyor, yatay ve dikey konumlarını söylüyor. Falan gibi işte üstel bir fonksiyon seçmişseniz o üstel fonksiyon parametrelerini söylüyor. En uygun hale getiriyor. Eğrinin kendisinin ne olması gerektiğini söylemiyor. Şimdi bu söylediklerimizi bir örnek üzerinde konuşalım. Mesela belli sayıda data noktanız olsun. Ben burada 4 tane size göstermişim. Genelliği kaybetmemek için K tane data noktanız olduğunu varsayalım. Ve bu data noktalarına bir doğrusal fit bulmak istiyorum. Benim burada seçtiğim eğri doğru. Doğrunun denklemi biliyorsunuz mx artı n şeklinde yazılabilir. Y eşittir mx artı n şeklinde yazılabilir. Şimdi bu doğruyu en uygun doğru yapmam gerekiyor. En uygun doğru yapmam için bu en uygunluk kriterini bir hatırlayayım. Eğer en küçük kareler metodunu kullanmak istiyorsam. Diyordu ki bana en uygunluk kriteri data noktalarının bağımlı koordinatlarının eğrinin bağımlı koordinatlarına olan farkının karelerinin toplamı en küçük olması lazım. İşte bu farkları ben burada kırmızı ile işaretledim. Genelde bağımlı koordinatlar y ile gösterilir. Dolayısıyla bizim bağımlı koordinatımız y olsun. Şunu demek istiyorum metot kısaca. Noktalar ile eğrinin y koordinatları arasındaki farkların karelerinin toplamı minimum olması lazım. Mesela örnek bir noktamızı seçelim burada. O noktamızın x koordinatı xi olsun, y koordinatı da yi olsun. Yani şu yükseklik yi. Eğrinin, buradan geçen eğrinin y koordinatı, elbette ki onun denklemine x koordinatını koyarak bulabiliriz. Mxi artı n şeklinde verilir. İkisi arasındaki fark da bize bu metotta en uygunluk kriterinde bahsedilen farkı söyler. O farkı ben bu şekilde yazabilirim. Mxi artı n eksi yi. En uygunluk kriterini hatırlayalım. Diyor ki bu farkların karelerinin toplamı, her bir nokta için bu toplamı yapıyorsunuz, bu farkı buluyorsunuz, karelerini alıyorsunuz ve topluyorsunuz, minimum olmalıdır. O minimum kısmına geleceğiz ama biz bu farkların karelerinin toplamını s ile isimlendirelim. S bir fonksiyon. Neye bağlı bir fonksiyon? İki değişkene bağlı bir fonksiyon arkadaşlar. M'ye bağlı ve N'ye bağlı bir fonksiyon.
Çünkü x'lerimiz ve y'lerimiz birer rakam. Bizim bulmak istediğimiz şey m ve n. Dolayısıyla buradaki değişkenimiz m ve n. S, m ve n'ye bağlı bir fonksiyon. Ben bu s'i minimum yapacak m'yi ve n'yi bulmak istiyorum. İşte o karışık gibi görünen kriteri matematiğe döktüğünüz zaman problemi buna indirgemiş oluyorsunuz. S fonksiyonunu yazdık. Ondan sonra bu S fonksiyonunu minimum yapacak m ve n değerlerini arıyoruz. Bundan sonrası kalkülüsten başka bir şey değil. Kalkülüs dersimizi hatırlayacak olursak m'yi ve n'yi minimum yapacak değerleri şu şekilde buluyoruz. Eğer iki değişkenli bir fonksiyonunuz varsa S'in hem m'ye göre hem de n'ye göre kısmi türevlerinin sıfıra eşitlenmesi gerekiyor. İki yönde de kısmi türevinin sıfıra eşit olması gerekiyor ki bu fonksiyonun bir minimum noktası bulunsun. İşte bu kısmi türevleri alalım. S'in m'ye göre kısmi türevini alacak olursak bunun türevini almaktan bahsediyoruz. Burada bir toplam işareti var. Türevlerin toplamı toplamların türevi şeklinde yazılabilir. Tersi de yapılabilir. Dolayısıyla bu toplam işaretini türevin dışına atıp sadece içine odaklanabiliriz. Burada bir tam karenin türevini almamız gerekiyor. Karenin türevi nasıl alındığını hatırlayalım. 2'yi başa atıyorsunuz. İçine aynen yazıyorsunuz. Bir de içinin türevini buraya yazıyorsunuz. İçine m'ye göre türevini buraya yazacak olursanız bu m'ye göre türev aldığınızda sadece x'i olur. Buralar 0 olur. Çünkü n'nin m'ye göre türevi 0, y'nin de m'ye göre türevi 0 oluyor. Dolayısıyla buraya sadece x'i geliyor. Aynı şekilde s'in m'ye göre türevini alacak olursanız n'ye göre türevini alalım. Yine toplam işaretini başa yazabiliriz. 2'yi buraya koyuyoruz. İçine aynen yazıyorum. İçinin n'ye göre türevini yazıyorum ondan sonra. Bunun n'ye göre türevi 0, bunun n'ye göre türevi 0. Sadece n'nin n'ye göre türevi 1. Dolayısıyla buraya da yazmam gerekmiyor. İşte bu iki denklemin de 0'a eşit olması gerekiyor. Yaptığımız şey şu. İki bilinmeyenim vardı. M ve n vardı bilinmeyen olarak. İki tane de denklem buldum. İki bilinmeyen iki denklem de prensip olarak çözülmesi lazım. Dolayısıyla problemimiz prensipte çözülmüş durumda. Sadece onu çözüp yerine yazmak kalıyor. Şimdi bu iki ortak parantezin alınabileceğinden dolayı toplamın ortak parantezinin dışarı atılabilir ve sıfıra eşit olduğundan sadeleştirilebilir. Buradaki iki de sadeleştirilebilir. X, Y'yi bunun içerisine dağıtıyorum. Ondan sonra toplam işaretini teker teker terimlerin üzerine dağıtıyorum. X ile bunu çarptığım zaman x kare olur burası. N burada. Ortak parantezini alabilirim. N burada x i'nin toplamı oluyor burada. X i çarpı y'yi buraya bu şekilde yazılıyor. Toplam işaretinin başında eksi var. Eşittir 0. Dolayısıyla bu denklemimi bu hale getirebilmiş oluyorum. Aynı mantıkla alttaki denklemimde 2'yi sadeleştiriyorum. Toplam işaretlerini üzerine dağıtarak x i n dışarıda. Burada n dışarı aldığınız zaman toplam işaretinin içerisinde 1 kalıyor. Yani 1'den k'ya kadar 1'leri toplamak anlamına geliyor. Bu da k'dan başka bir şey değil. Eksi y'yi toplamını buraya yazmış oluyoruz. 0'a eşitlenmiş oluyor. Dolayısıyla iki denklemim var. İki bilinmeyenim var. M ve n için bu iki denklemi çözmem lazım. Problem bu kadar basit. İki bilinmeyen için iki denklemi çözmek gerekiyor. Ancak ben bunu birazcık daha formal hale getirdim sizin için. Bu iki denklemi, denklem sistemini bir matris denklemi şeklinde yazıyorum. Buna katsayı matrisi deniyor. Bunların katsayılarını buraya yazıyorsunuz. Bu katsayı buraya, bu katsayı da buraya yazıyorsunuz. Burada toplamı direkt yapmışım ve buraya k koymuşum. M'yi ve n'yi bilinmeyen bir vektör olarak yazıyorsunuz. Bu taraftaki vektörü de bu şekilde yazıyorsunuz. Yani bu çarpımı yaptığınız zaman bu denklemleri geri alabilirsiniz. Bu denklem sistemini bir matris denklemi şeklinde yazabiliyorsunuz. Bundan sonra m'yi ve n'yi bulmak kalıyor. M'yi ve n'yi Kramer metodu denen, Kramer kuralı denen bir kuralla basit şekilde bulabiliyoruz. Formül şu, m'yi bulmak için bu matrisin determinantını paydaya yazıyorsunuz. Birinci kolonunu bu kolona değiştiriyorsunuz. Bu vektörle değiştiriyorsunuz birinci kolonunu. Bu şekilde bir matris oluyor. Bunun determinantını alıyorsunuz. N'yi bulmak için yine paydada bu determinant var, buradakinin aynısı. Bu sefer ikinci kolonunu bu vektörle değiştiriyorsunuz ve buraya yazıyorsunuz. Bunun determinantını almış oluyorsunuz. Dolayısıyla m'yi ve n'yi bu şekilde elde edebiliriz. Şimdi bu determinantları alıp formülü çıkaracak olursak k çarpı x, i, y'yi eksi x, i toplam, y, i toplam k çarpı x, i kare
x, y'lerin karesi olarak bunu bu şekilde burada bulabiliyoruz. N için de aynı şeyi yapacak olursak, bu determinantı alıyorum, x, y'lerin karesi diye y'yi çarpıyorum. Ondan sonra x, y'yi çarpımıyla x, y çarpımlarının toplamıyla x, y toplamını çarpıyorum. Payda da bu determinantı alarak yazıyorum. Ve daha önce bir videoda bahsettiğim doğrusal fit için kullandığımız formülleri bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Şimdi gelin ne yaptığımızı kısaca bir tekrarlayalım. Üç adımda özetleyebiliriz ne yaptığımızı. Birinci adım eğrimizi belirlemek. Biz burada örnek olarak doğru seçtik. Doğru, dolayısıyla eğrimizi belirledik. Belirlemek derken açıkça denklemi yazmayı da kastediyorum. Yani denklemimizi mx artı n şeklinde yazdık. İkinci adım, kriterde söylenen, bahsedilen farkların karelerinin toplamını ifade etmek. Biz burada bunu s ile ifade ediyoruz. Farkların karelerinin toplamını yazıyoruz. Buna s ismini veriyoruz. Bu ikinci adımımızdı. Üçüncü ve son adımımız s'i eğrimizin parametreleri cinsinden minimum yapmaya çalışmak. Daha doğrusu özür dilerim. S'i eğrimizin parametreleri cinsinden ifade edilmiş olan s'i minimum yapacak m'yi ve n'yi bulmaya çalışmak. Bunu da o parametrelere göre kısmi türevleri alarak denklemleri çıkarıp ondan sonra o denklem sistemini çözüp yapabiliyoruz. Tam olarak oturması için son bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bu örneğin tamamını yapmayacağım. Son kısmını size bırakacağım. Sadece bu üç adımı bu farklı bir örnek üzerinde göstermek için bundan bahsetmek istiyorum. Yine bir veri kümemiz olsun. Bu sefer bir doğru seçmiyorum, bir parabol seçiyorum. Yani bu noktalarıma bir parabolle fit yapmak istiyorum. Dolayısıyla birinci adımı tamamlamış oldum. Bir parabol seçtim, bir eğri olarak bir parabol seçtim. Parabolün denklemini yazıyorum. Y eşittir ax kare artı bx artı c. 3 parametreyle ifade edilebilen bir şey, parabol. Ondan sonra ikinci adım neydi? S'i yazmak. Yani farkların karelerinin toplamını yazmak. Şu farklardan bahsediyorum. Bu farkların karelerini yazabilmek için yine xy koordinatını, bu noktanın xy koordinatını parabol denkleminde yerine yazıyorsunuz. Ondan sonra y'yi çıkardığınız zaman farkı bulmuş oluyorsunuz. Karesini alıyorsunuz, toplamını alıyorsunuz ve s'i a'nın, b'nin ve c'nin fonksiyonu olarak ifade etmiş oluyorsunuz. İkinci aşamada tamam. Üçüncü aşama s'i minimize etmek kaldı. S'i minimum yapan a'yı, b'yi ve c'yi arıyoruz. Şimdiki durumumuzda s'in 3 parametreye bağlı. Bir önceki örneğimizde 2 parametreye bağlıydı. Burada 3 parametreye bağlı. Yani 3 değişkenli bir fonksiyon. 3 değişkenli bir fonksiyonun minimum noktasını bulmak için değişkenlerin her birine göre kısmi türevlerini alıp sıfıra eşitlemek lazım ayrı ayrı. Dolayısıyla 3 tane denklemimiz olmuş oluyor burada. 3 bilinmeyen için 3 denklemimiz olmuş oluyor. Dolayısıyla prensipte problemimiz çözülmüş oluyor. Bunu yine burada anlattığım gibi matris notasyonuna dökerek yapabilirsiniz. S'in açıkça türevlerini alıp bu denklemleri yazıp o denklem sistemini bir matris formuna getirip ondan sonra Kramer kuralını kullanarak A'yı veren bir determinant formülü, B'yi veren böyle iki determinantın birbirine oranı olarak yazabilirsiniz. C'yi veren formülü de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Dediğim gibi bu aşamayı doldurmayı bir alıştırma olarak alabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. İyi günler.